Fizikçiler evreni olabildiğince nesnel bir şekilde tanımlamayı, perspektiflerimizden kaynaklanan çarpıtmaları ve görsel yanılsamaları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bilimin amacı, evrensel olarak kabul edilebilecek ortak bir bakış açısı olan nesnelliğe ulaşmaktır. Ancak bu noktada gözlemcinin perspektifini göz ardı ettiğimizde ne kadar çok şey kaybettiğimizi fark etmek çok önemlidir. Bilimin nesnellik arayışı, evrene ilişkin deneyimimizin doğası gereği içsel olduğunu unutmamalıdır. Yaptığımız her gözlem, doğası gereği belirli bir bakış açısına bağlıdır. Örnek olarak bir haritayı düşünün. Gördüklerimizi haritayla karşılaştırmak için üzerindeki konumumuzu bilmemiz gerekir. Buradasınız işaretiyle işaretlenmediği sürece haritalar doğası gereği konumumuzu bize bildirmez. Bu hem felsefede hem de fizikte oldukça önemli bir kavram olan bağlamsallığın önemini göstermektedir. Bağlamsallık belirli sözcüklerin ve kavramların burada, şimdi, ben, bu ve bu gece gibi bağlamlarına bağlı olarak farklı anlamlar kazandığı anlamına gelir. Bu sözcükler anlamlarını konuşmacıdan ve dile getirildikleri koşullardan alırlar. Bu fiziksel sistemlerin özelliklerinin gözlemciden veya ölçüm sürecinden bağımsız olarak tanımlayabileceğini varsayan geleneksel nesnellik kavramına meydan okumaktadır. Klasik fizikte nesnellik, ölçümlerin sistemlerin önceden var olan özelliklerini ortaya çıkardığı inancıyla korunur. Ancak özellikle kuantum mekaniğindeki bağlamsallık, bir ölçümün sonucunun görünüşte ilgisiz diğer ölçümlere bağlı olabileceğini gösterir. Bu fiziksel özelliklerin gözlemden bağımsız olarak iyi tanımlanmış bir durumda var olduğu fikrini zayıflatır ve bunun yerine ölçüm eyleminin bu özellikleri tanımlamada önemli bir rol oynadığını izah eder. Gözlemciden bağımsız nesnel gerçeklik tanımı gözlemcinin etkisini dikkate almadan eksik kalır. Evreni içsel deneyimimizi göz ardı ederek dışsal bir bakış açısından tanımladığımızda kesinlikle çok şey aktarabiliriz. Ancak doğanın temel yönlerini kaybederiz. Evrendeki birçok olgu ancak bir perspektifin varlığını hesaba kattığımızda anlaşılır hale gelir. Her gözlem bizi uzay ve zamanda belirli bir noktaya, bir zihinde, bir beyinde, uzayda bir yere ve zamanda bir ana yerleştirir. Evrendeki konumumuz zaman ve uzay algımızı anlamak için çok önemlidir. Örneğin uzaysal algıyı anlamak, uzayı içinden gördüğümüzü kabul etmeye gerektirir. Benzer şekilde zamanı anlamak, deneyimimizin her anında içinde nasıl konumlandığımızı düşünmeyi gerektirir. Evrenle etkileşimimiz, onun sayısız değişkeninin yalnızca küçük bir bölümünü kapsar ve biz onu içeriden gözlemleyerek onun gerçek doğasının bulanık bir görüntüsünü algılarız. Nesnel açıklamaları gözlemsel perspektiflerin öznelliğiyle uzlaştırmak, fizikteki nesnelliğin mutlak bir gerçeklikten ziyade bir idealleştirme olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Bir yaklaşım, bir sistemin durumunun her zaman bir gözlemciye göreli olduğu kuantum mekaniğinin ilişkisel yorumunda yapıldığı gibi gözlemcinin perspektifini teorik çerçeveye dahil etmektir. Başka bir yaklaşım, kuantum sistemlerinin çevreleriyle etkileşime girmesinin bir gözlemciye nasıl klasik ve nesnel görünebileceğini açıklayan dekoherans teorisini kullanmaktır. Dekoherans teorisi, kuantum mekaniğindeki en kafa karıştırıcı sorulardan birini ele alır. Klasik özellikler kuantum sistemlerinden nasıl ortaya çıkar? Temel fikir, bir kuantum sistemi ile çevresi arasındaki etkileşimin kuantum tutarlılığının bastırılmasına yol açması ve sistemin etkili bir şekilde klasik davranmasını sağlamasıdır. Kapalı bir kuantum sisteminde parçacıklar aynı anda birden fazla durumu işgal ettikleri bir durum üst üste binmesinde var olabilir. Bu üst üste binme kuantum tutarlılığı tarafından korunur. Bir kuantum sistemi çevresi ile etkileşime girdiğinde farklı durumlar arasındaki tutarlılık bozulmaktadır. Bu etkileşim sistemin çevre ile iç içe geçmesine neden olur. Çevre ile iç içe geçme üst üste binen durumların hızlı faz dağılımına yol açar. Bu dağılım sistemin yoğunluk matrisindeki girişim terimlerini etkili bir şekilde ortalar ve sistemin tek bir klasik duruma çökmüş gibi görünmesine neden olur. Tutarlılık kaybolduğunda sistemin davranışı kuantum genlikleri yerine klasik olarak tanımlanabilir. Bu süreç sayısız çevresel parçacıkla sürekli etkileşim halinde olan makroskopik nesnelerin kuantum parçacıklarından oluşmasına rağmen neden klasik davranış sergilediğini açıklar.
Dekoherans daha büyük sistemlerde ve daha yüksek sıcaklıklarda daha belirgindir. Çünkü bu koşullar çevreyle etkileşimleri arttırır ve böylece tutarlılığın kaybını hızlandırır. Teori, kuantum ve klasik alanlar arasında keskin bir sınır olmadığını öne sürer. Bunun yerine kuantum davranışının dekoherans nedeniyle klasik davranıştan ayırt edilmez hale geldiği kademeli bir geçiş vardır. Dekoherans ölçüm sorununu tamamen çözmez. Ancak klasik sonuçların kuantum süreçlerinden nasıl ortaya çıktığını anlamak için bir çerçeve sağlar. İlişkisel kuantum mekaniği yaklaşımı ise kuantum mekaniğinin yorumlanmasında radikal bir değişiklik önerir ve klasik yorumlardan farklı bir bakış açısı sunar. Bu videoda aynı zamanda ilişkisel kuantum mekaniğinin temel ilkelerini, matematiksel biçimciliğini, tutarlılık koşullarını ve ampirik tahminlerini detaylandırarak ele alacağız. İlişkisel kuantum mekaniğinin temel iddiası, bir kuantum sisteminin durumunun başka bir sisteme veya gözlemciye göre tanımlanması gerektiğidir. Bu bağlamda standart Hilbert uzayı biçimciliği genişletilerek durum tanımının bir parçası olarak referans çerçevelerini veya gözlemcileri açıkça içerecek şekilde düzenlenebilir. İlişkisel kuantum mekaniğinde ölçümler ve sistemler arasındaki etkileşimler için işletimsel prosedürler belirlenmelidir. Bu, bilginin nasıl değiştirildiğini ve ilgili sistemlerin durumunun nasıl etkilendiğini belirtmeyi içerir. Bu operatörler, ölçüm sonuçlarının olasılıklarını ve sistemlerin yeni durumlarını belirlemek için kullanılır. İlişkisel kuantum mekaniğinde farklı gözlemcilerin aynı sistem hakkındaki açıklamalarının uzlaştırılabilmesi için tutarlılık koşulları oluşturulmalıdır. Bu dönüşümler her iki gözlemcinin de tutarlı sonuçlar elde etmesini sağlar ve sistemler arasındaki ilişkileri tanımlar. İlişkisel kuantum mekaniği, ilişkisel durumların etkilerini gözlemlemek için tasarlanmış deneyler önerir. Bu deneyler gözlemcinin referans çerçevesine bağlı olarak kuantum sistemlerinin davranışlarını incelemeyi hedefler. Örneğin farklı gözlemcilerin referans çerçevelerine bağlı olarak farklı girişim desenleri gözlemlenebilir. Bu girişim desenleri gözlemcinin konumuna ve ölçüm yöntemine göre değişebilir. İlişkisel kuantum mekaniği ölçüm probleminin çözümüne ilişkin geliştirilen yorumlardan farklı olarak bir sistemin durumunun her zaman başka bir sisteme göre tanımlandığını ileri sürmektedir. Ve bu ilişkisel doğanın deneysel olarak test edilebilir sonuçlar doğurabileceğini savunur. Nesnelliğin sistemler ve gözlemciler arasındaki etkileşimden ortaya çıktığını anlayarak fiziksel fenomenleri farklı perspektiflerde tutarlı bir şekilde tanımlayan modeller geliştirebiliriz. İlişkisel yorum, bir kuantum sisteminin durumunun gözlemciye göreli olduğunu ve farklı gözlemcilerin aynı sistem için farklı ama eşit derecede geçerli açıklamalara sahip olabileceğini varsayar. Bu bakış açıları kuantum durumlarının mutlak olmadığını, gözlemci ile sistem arasındaki etkileşime bağlı olduğunu da vurgulamaktadır. Dolayısıyla mükemmel nesnellik elde edilemez olsa da pratik amaçlar için yeterince nesne olan bir fikir birliğine yine de ulaşabiliriz. Burada bulanıklık, etkileşimde bulunduğumuz evrenin dinamiklerindeki belirsizlik derecesini ölçen entropiye karşılık gelir. Dolayısıyla entropi bize kozmostan daha çok kendimiz hakkında bilgi verir. Entropinin nasıl arttığını anlarsak zamanın geniş fenomenolojisine yol açtığını da anlamış oluruz. Özünde evren zaman içinde doğal olarak düzenlenmemiş bir olaylar koleksiyonundan oluşur. Bu olaylar temelde eş değer olan fiziksel değişkenler arasında ilişkiler kurar. Evrenin her bir parçası bu değişkenlerin yalnızca küçük bir kısmı ile etkileşime girer ve bu etkileşim durumu alt sistemin durumunu tanımlar. Sonuç olarak evrenin her bir parçası için geri kalanına göre ayırt edilemez yapılandırmalar vardır. Entropi bu ayırt edilemez yapılandırmaları niceliksel olarak belirler. Daha fazla sayıda ayırt edilemez yapılandırmaya sahip durumlar daha yaygındır ve bu da maksimum entropi durumlarını bir alt sistemin bakış açısından evrenin tipik temsili haline getirir. Doğal olarak bu durumlar bu perspektiften bakıldığında dengede görünmektedir ve termal zaman bu akışın parametresidir. Ek olarak zamanın sistemlerin termodinamik özelliklerinden kaynaklandığını varsayan termal zaman kavramı, kuantum çekimi ve holografik ilkenin incelenmesiyle daha da geliştirilebilir. Kara delikler ve kozmolojik ufuklar entropiyi ve zaman okunu incelemek amacıyla benzersiz ortamlar sağlar.
Kara delik entropisi termodinamik, yer çekimi ve kuantum mekaniği arasında derin bir bağlantı olduğunu ortaya koyar. Bu ilişki termodinamik yasalarının ufuklara uygulandığını ve entropinin uzay zamanın temel bir yönü olduğunu ileri sürmektedir. Holografik ilke ise bir uzay hacminde bulunan tüm bilgilerin o uzayın sınırındaki bir teori olarak temsil edilebileceğini gösterir. Kara delik entropisinin davranışıyla desteklenen bu ilke bize evrenin temel serbestlik derecelerinin daha düşük boyutlu sınırlarda kodlandığını söyler. Kara delik entropisini anlamak, kuantum yer çekiminin doğası ve genel görelilik ile kuantum mekaniğinin birleştirilmesi hakkında ipuçları sağlamaktadır. Kara deliklerdeki ve kozmolojik ufuklardaki entropi artışı, zaman okunun temel nedenlerine ışık tutabilir ve uzay zamanı yapısı ve kuantum alanlarının dinamiklerinde kök salmış açıklamalar sunabilir. Sonuç olarak fizikte bağlamsallık, evreni anlamanın yalnızca nesnel gözlemlerle değil, gözlemcinin perspektifiyle de mümkün olduğunu ortaya koyar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.